Sizin iki tane Nature makaleniz yayınlandı ve bu makalelerle birlikte aslında çok önemli bir bilimsel anlamda da araştırmaya imza atmış oldunuz. Bu çalışmalarınızdan söz eder misiniz? Bu iki çalışmamız aslında benzer teknolojilerin, benzer malzemelerin geliştirilmesi üzerine. Bunlara biz meta malzemeler diyoruz. Meta kelime anlamı olarak ardında, yani meta malzemelerin üstünde bir yeni bir malzeme türü. Bu tür malzemeler yaklaşık 20 yıldır deneysel olarak çalışılıyor ve farklı farklı alanlarda çeşitli uygulamalar ön plana çıktı. Benim çalıştığım alan elektromanyetik ve optik meta malzemeler. Normalde herhangi bir malzemeyi ele aldığınız zaman onun fiziksel özellikleri atomların, moleküllerin birbiriyle etkileşimleri sonucu ortaya çıkıyor. Normalde bir kristali baktığınız zaman atomlar kimyasal bağ ile birbirlerine bağlıdır. Ve oradaki etkileşimlerin gücüne göre, etkisine göre işte değişik optik, elektronik, mekanik, ısıl özellikler ön plana çıkabiliyor. Aslında malzeme biliminde de bunların anlaşılması, yeni malzemeler dizayn edilmesi önemli bir çalışma alanı. Meta malzemeler dediğimiz alan ise bu atomlardan ziyade kendi yapı taşlarımızı oluşturduğumuz ve dolayısıyla doğada olan malzemelerden farklı bir özellik ortaya çıkarabileceğiniz yeni bir çalışma alanı. İlk başta bu elektromanyetik alanında oldukça kısıtlı bir alanda başlamakla birlikte zamanla optik, mekanik, akustik, meta malzemeler çalışılmaya ve gösterilmeye başlandı. Son 20 yılda bu alanda oldukça önemli seviyeler kat edildi. Yaptığımız çalışmalarda da Nature 2 makalemizde de aslında optik meta malzemelerin farklı şekillerde üretilmesi ve bunların optik özelliklerinin modellenmesi ve incelenmesi üzerine yoğunlaştık. Buradaki optik özellikler de altın nanoparçacıkların birbirine DNA ile eklemlenmesi sonucu, aslında bu yeni bir üretim şekli. Oradaki altın nanoparçacıkları nano seviyede değişik optik özellikleri gösteriyor. Normalde herhangi bir altın yüzeyi aldığınız zaman bilirsiniz parlaktır. Işık geldiği zaman yansır. Dolayısıyla ışığı geçirmezler. Yansıtıcı bir malzemedir altın ya da metaller. Işığı geçirmemekle bilinirler. Ama bunu nano seviyeye oldukça küçük, işte nanometre dediğimizde işte 1 metrenin 10 üzeri eksi 9 boyutunda oldukça küçük seviyede işte 5 nanometre, 10 nanometre, 100 nanometre seviyesine getirdiğimiz zaman ki bu seviyeler bizim gözle görebilemeyeceğimiz seviyeler. O seviyede getirdiğiniz zaman ışıkla oldukça güçlü bir etkileşime giriyorlar ve ışığı emiyorlar, yansıtıyorlar, farklı farklı rezonansa girebiliyorlar. Ve bu alan üzerine meta malzemeler bu parçacıkların bir araya getirilip, yani yapı taşı gibi olarak kullanılıp, bir araya işte periyodik şekilde, kristal oluşturacak şekilde bir araya geldiği zaman değişik optik özellikler meydana getirebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela negatif kırılma indisi ya da kırılma indisinin çeşitli şeylerde çeşitli farklı rakamları alabilmesi. Yani siz doğada mesela şey camı aldığınız zaman kırılma indisi 1,5 civarındadır. Siz yeni bir malzeme dizayn edip meta malzeme dizayn edip bunu istediğiniz bir rakam aralığında sağlayabilirsiniz ki bu aslında optik, optoelektronik uygulamalarda büyük bir avantaj sağlayacak. İstediğiniz malzemeyi, şu an doğada bulunmayan bir malzemeyi siz getirdiğiniz zaman farklı farklı alanlarda da oldukça verimli, küçük boyutta malzemeler ve aygıtlar yapmaya yakınlaşıyorsunuz. Sizin bu çalışmanız hani dediniz ya altınla DNA'yı bir araya getirip yeni malzemeler ortaya çıkartıyorsunuz. Peki bu malzemeleri ortaya çıkarttığınız zaman ve o ışığın yansıma etkisini daha farklı hale getirdiğiniz zaman ne elde etmiş oldunuz? Şimdi burada aslında bizim yapmaya çalıştığımız yeni bir optik malzeme ön plana çıkarmak. Bu ilk Nature makalemiz. Bu arada bu Nature makalesi burada Northwestern Üniversitesi'nde kimya bölümünde Chad Merkin adında bir profesör arkadaş var. Bu DNA nanoteknolojisi onun alanı. O daha çok bunların yapılması, dizayn edilmesiyle uğraşıyor. Ben de
ve benim grubum da bunların optik özelliklerinin modellenmesi ve daha sonra yapıldıktan sonra ölçümlenmesi ve hani tahmin edilen özelliklerin ortaya çıkıp çıkmadığının gözlemlenmesi. Şurada size kısaca bahsedebilirim yani bunun nasıl değişik bir malzeme olduğunu. Normalde burada altın parçacıkları, nano parçacıkları yaklaşık olarak 5 nanometre boyutunda, yani 5 nanometre oldukça küçük. Burada yani nereden baksanız belki hani bir şeyde 50 atom falan var yani oldukça küçük. Gözle göremeyeceğimiz ya da 10 nanometre boyutundaki bu parçacıkları DNA ile, DNA bildiğiniz gibi aslında çift sarmallıdır. Ve birbirini tamamlayan bu aradaki bağları oluşturan işte A, G, T, C harflerinin hani bildiğimiz şekilde. Buradaki bu parçacıklara DNA eklemlenerek buradaki bir kimyasal teknik uygulanıyor. Ve diğer tarafta başka bir parçacık var. Bu DNA'yı tamamlayacak şekilde bir ucunu açık bırakıyorlar şu şekilde. Buna sticky end, yapışkan uç deniyor. O öbür uca buradaki eksik parçayı tamamlayacak ve dolayısıyla bir anahtar kilit uyumu gibi de diyebileceğimiz bir diğer parçacık bunun yanına gelerek şu şekilde mesela bir kristal oluşturabiliyor. Ve bundan oldukça fazla sayıda yaptığınız zaman burada gördüğünüz optik mikroskopla görebileceğimiz büyük bir kristal oluşabiliyor. Ve bu DNA'nın özelliği aslında yaşayan bir organizma olması. Bunu bir sıvı ortamda tuttuğunuz zaman ve bunun içine deneylerde gözlemlediğimiz etanol çözeltisi koyduğunuz zaman DNA'nın boyutu, şuradaki boyutu değişiyor. Yani kısalabiliyor, uzayabiliyor. Ve bununla birlikte dolayısıyla şu şekilde mesela intact dediğimiz hani ilk hali kristalin içindeki o dehydration yani suyu çözeltiyi aldığınız zaman bu büzüşüyor ve oldukça küçük bir kristal haline geliyor. Burada gördüğünüz üzere. Daha sonra buna yine çözeltiyi eklediğiniz zaman rehydrated dediğimiz eski haline geliyor. Dolayısıyla bu çalışma İngilizce'de shape memory, Türkçe'de hani şekil hafızası diyebileceğimiz büyük bir kristali oldukça küçük bir hale getirip daha sonra yine eski haline getiriyorsunuz. Normalde bu aslında biz mekanik meta malzeme gibi de düşünebilirsiniz. Burada yeni bir malzeme oluşturmuş olduk. Dolayısıyla bunun çeşitli farklı uygulamaları olacaktır. Bir alanı optik alanı. Bunlar optik mikroskopta gözlemlediğimiz zaman renk değiştirdiğini görüyorsunuz. Burada işte siyahtan daha geçirgen bir renge dönüşüyor. Bunu siz kontrollü olarak yine yani bu aslında intact ve dehydrated dediğimiz iki uç alan. Bu arada bunu kademeli olarak yaparsanız bu değişimi farklı farklı ışık renklerini görmüş oluyoruz. Şurada yine bunların belki birazcık daha zoomlanmış halini görebiliyorsunuz. İşte siyahtan böyle farklı ışıkların, farklı renklerin yansıdığı, dolayısıyla geçirgen olmayan bir malzemeden geçirgen bir malzemeye dönüştürüyoruz. Aslında bunu dinamik olarak optik özelliklerini değiştirmiş oluyoruz. Bu çalışmanın bir tanesiydi. Burada aslında yaptığımız belki hani halkın anlayacağı dilden de anlatmak gerekirse yeni bir nano malzeme üretmek. Mesela nano malzeme alanında elektronik malzemelere baktığınız zaman her şeyi küçük boyuta indirdiğiniz zaman yeni yeni özellikler, yeni elektronik özellikler çıkıyor. İşte çiplerin mesela özellikle küçük boyutta yapılabilmesi artan talebi karşılaması açısından önemli. Bizim de burada yaptığımız elektronik değil de optik alanında ki optik alanında da aslında çok farklı uygulamalar var. İşte AR, VR teknolojilerin geliştirilmesi, işte o metaverse gözlükleri, işte LiDAR teknolojileri var. Yine şeylerin kendi kendine sürülebilen arabaların üzerindeki o sensörlerin hani teknolojisi değişik optik teknolojilerinin günümüzde oldukça önemli hale geldiğini görüyoruz. Bunun bir sebebi de aslında ışığın oldukça hızlı olması. Yani ışıklar fotonlar elektronlardan kat kat hızlı. Eğer siz ışığı kullanarak bilgi iletişimi yapabilirseniz daha hızlı, daha verimli, daha efektif bir hale getirebilirsiniz.
Siz malzemeleri de nano seviyede optik metal malzemeleri geliştirdiğimiz zaman aslında yelpazeyi genişletiyoruz. Yani bizim elimizde olan malzemelerin belli özellikleri var ve şu anki teknolojilerin hepsi bu malzemeleri kullanarak oluşturulmuş. Ama malzeme özelliklerinin yelpazesini genişlettiğimiz zaman aslında bir meta malzeme bir malzeme kütüphanesi gibi düşünün. Belli bir ihtiyacınız var. Şu anki şey karşılamıyor. Aslında siz buraya yeni bir malzeme koyarak o malzemenin yeni bir uygulama alanında açılmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bu bir özelliklerden çalışmalarımızdan bir tanesiydi. İkinci çalışmamızda aslında dediğiniz gibi iki tane Nature makalesi, ki Nature yani bilim alanında en önemli, işte Science ve Nature en yüksek seviyedeki impact faktörlü 2 hafta arayla, 1 hafta arayla makalelerimiz çıktı. Dolayısıyla aslında ne kadar önemli çalışmalarda hani bulunduğumuzun da göstergesi bu. Bir diğer çalışmamız da benzer ama yapı taşı farklı. Buradaki yapı taşı biraz daha büyük parçacık, 5 nanometreden ziyade. Şurada gördüğümüz oktohedron adı verilen bir geometrik şekil ve bu bir altın nano parçacığı. Bu altın nano parçacıktan başlayarak kimyasal metotlarla bunun önce etrafına platinum bir çerçeve şu şekilde büyütülüyor. Bu şey hani görseli kolaylaştırma açısından. Daha sonra içindeki altın içinden ne diyelim hani çıkarılıyor. Bir şekilde o altın eritiliyor, çıkarılıyor kimyasal yine bir metotla. Ve geriye bu çerçeve kalıyor. Daha sonra bunun etrafına yine altın kaplayarak aslında bir hibrit platinum merkezin olduğu, etrafında altın bir kaplamanın olduğu nano çerçeve diyebileceğimiz, İngilizce'de nano frame diye bahsediyoruz. Yeni bir aslında nano parçacık türü. Bu parçacıkların özelliği de gördüğünüz zaman buradaki hacim oldukça fazla. Burada ise içerideki hacim işi yaptığınız zaman bunun içine siz molekül koyabilirsiniz, algılamak istediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz, katalizör koyabilirsiniz. Bunlar nano seviyede malzemelerin bu boşluklara girmesini ve daha dolayısıyla etkileşimi de artıracak şekilde yeni bir kristal meydana getirilmesini sağlıyor. Burada farklı farklı yapılar, farklı şekilde hani nano çerçeve yapı taşları görüyorsunuz. Buradaki yapı taşını yine şey gibi düşünün. Hani normal malzemelerde atom vardı. Burada yapı taşı olarak mesela diyelim ki bu nano çerçeveyi kullanacağız. Ve daha sonra bu nano çerçeve yine DNA ile eklemlenerek tek bir yapı taşından bir kristal, bir malzeme oluşturulması üzerine bu çalışmamız. Buradaki çalışmamız da bizim özellikle bu yapının geometrik özelliklerinden ön plana başlayarak optik özelliklerini modellediğimizde kendi laboratuvarımızda meta malzeme olarak davrandığını ve ışığı negatif bir şekilde kırımladığını gördük. Bu yine doğada olmayan bir özellik. Bugüne kadar negatif kırılma indisi optik dalga boylarında normal litografik yöntemlerle yani top down dediğimiz yukarıdan gelerek belli bir şey, malzemeleri çıkararak, eklemleyerek yapılan bir yöntemdi. Buradaki yöntem aslında bottom up ya da self assembly dediğimiz alttan yukarı doğru bir yapı taşından başlayarak onların bir araya getirilmesi sonucu oluşan ve ilk defa negatif indeksi bu kendi kendine self assembled dediğimiz kendi kendine kurulan meta malzemelerde hem teorik hem deneysel olarak göstermiş olduk. Bu oldukça önemli bir çalışma ve hem yapı taşının yeni olması, hem bu DNA ile eklemlenmesi, hem de ortaya çıkan optik özellik meta malzeme özelliği gösterdiği için buradan çok umutluyuz açıkçası. Biz bu proje üzerine aslında 2 makale arka arkaya çıktı ama biz bunun üzerine 10 senedir aslında çalışıyoruz. 10 senedir çalıştığımız projelerde meyvelerini yeni yeni toplamaya başladığımızı söyleyebiliriz. Ve bu aslında şu anda bir aslında geldiğimiz bir durak. Bundan sonra bunları gösterdikten sonra alacağımız daha çok yol var. Burada çalışılacak çok malzeme özelliği var. Bunların nasıl hani bir uygulaması mesela yine
görünmezlik pelerini bu meta malzemelerin. Görünmezlik pelerini yapılabilir mi? Çünkü burada siz nano seviyede malzemeyi şekil vermeyi becerebildikten sonra, yani bu seviyede cidden bu kadar kontrollü bir şekilde yapabilen grup dünyada çok az. DNA ile yapan çok çok az. Böyle bir kontrolü elde edebildikten sonra siz yapı taşlarını değiştirerek, bunların birbiriyle olan uzaklığını değiştirerek değişik bir kristal yapabilir ve bunun içindeki kırılmayı kontrol edebilirsiniz. O kırılmayı kontrol ettikten sonra bu aslında görünmezlik pelerinin önemli bir şeyidir. Yani bunu kontrol edebilmeniz lazım. Onu kontrol edebildikten sonra ışığı istediğiniz şekilde malzeme içinde yönlendirip yani görünmezlik pelerini elde etmeniz mümkün. Negatif indeks elde ettik dediniz. Negatif indeks nedir? Bu bulduğunuz çalışma, yani bulduğunuz yeni meta malzemeler sayesinde, hani görünmezlik pelerini deyince zaten bütün akan sular duruyor. O anlamda bu çalışmalar nasıl, hani dediniz ya işte optikle onu şey yapabiliriz, kontrol edebiliriz, ama bunlar daha anladığım kadarıyla nano seviyedeler. Bunu daha böyle görünür, hani gözle görünür seviyeye taşımak ne zaman mümkün olur? Görünmezlik pelerini yapabilmeniz için görünür dalga boylarında nano seviyede bir mühendislik yapmanız gerekiyor. Yani dolayısıyla sizin bahsettiği görünmezlik pelerin dediğimiz şey aslında belki çok ince bir kıyafet olacak ya da bir şey olacak. Bunlar nano seviyede yani bir tekstil şeyi gibi düşünün. Normalde oradaki fiberler büyük boylardadır. Yani nano boylarda değildir. Yani nano seviyede de yapılıyor ama siz bu nano parçacıkların tekstille birleştirildiğini düşünün. Bunları o tekstile fiberlere bir şekilde hani yedirip oraya giydirip yani görünmezlik pelerini yapabilmeniz için normalde insan gözünün görebildiği çeşitli dalga boyları var. 400 ve 700 nanometre. Bu ışığın dalga boyu gözümüz görebiliyor. Bunun dışında işte kızıl ötesini göremiyoruz, mor ötesini göremiyoruz. Yani dolayısıyla belli bir gözümüz bizim oldukça sınırlı bir sayıda şeyi frekansı ve dalga boyunu algılayabiliyor. Meta malzemeler de dalga boyundan oldukça küçük yapılar olmak zorunda. Mesela 400 nanometre yapabilmeniz için sizin 10, 20, 50 nanometre seviyesinde kontrol yapabilmeniz lazım. Bunları aslında yapılması gereken bu boyutta, yalnızca bu boyutu bir şekilde yani görünmezlik pelerini tek bir kristal olmayacak bu şekilde bahsettiğim gibi. Kristal tek bir yapı taşından oluşmuş şey var. Bunu yapabilmeniz için görünmezlik pelerini farklı yapı taşlarının farklı dalga boylarında, farklı şekillerde, farklı hani aralıklarla sizin özel bir şey dizayn etmeniz lazım. Özel bir kristal dizayn etmeniz lazım. Şu an mesela bu yaptığımız kristal sadece tek bir dalga boyunda ya da çok kısık küçük bir dalga boyunda negatif indeks dediğimiz özelliği gösteriyor. Negatif indeksin özelliği de şu. Normalde ışık kırıldığı zaman sinyal kanunu var. Işık geldiği zaman belli bir şeye, ara yüzeye ışık geldiği zaman belli bir açıyla bunun sağ tarafına doğru kırılır. Negatif indekste geldiği zaman aynı yönde kırılıyor ama bu doğada bulunmayan bir özellik ve oldukça farklı bir kırılma açısı sağladığı için mesela uygulamalarından bir tanesi süper lens dediğimiz süper mercekler. Oldukça küçük boyuttaki şeyleri görmeye yarayan yüksek çözünürlüklü merceklerde kullanılıyor bu negatif indeksli malzemeler. Normalde mercekler bildiğiniz gibi hani geometrik yapı olarak şeydir, eğimlidir. Bunlardan flat dediğimiz yani düz bir mercek yapmanız da mümkün. Bu negatif indeks malzemelerin en önemli uygulama alanından bir tanesi bahsettiğim gibi süper mercekler. Dolayısıyla siz bunları, bu tür yapıları kullanarak yüksek çözünürlüklü bir mercek de yapabilirsiniz. Bahsettiğim gibi yine zor olmakla birlikte hani görünmezlik pelerini evet önemli bir uygulama alanı. Şu anda çok küçük objeleri, çok küçük objeleri belirli sınırlı dalga boylarında görünmez hale getiren teknolojiler var. Ama büyük bir yani bir insanı bir hani bir arabayı
görünmez hale getirecek şekilde bir teknoloji henüz geliştirilmedi. Ama bu hani geliştirilemeyecek anlamında değil. Burada da olması gereken yani nano malzemelerin geliştirilmesi şu anda belki olmasa bile bundan 10-15 sene sonra bizim burada geliştirdiğimiz malzemelerin ve bu alanda çalışan insanların kolektif bir şekilde bu alanda çalışmaları sonucu ortaya çıkacak çalışmalar aslında belirleyecek bu tür uygulamaların kaderini. Yani burada attığımız bir şey yapıyoruz. Belki şu an hemen bir uygulaması olmayabilir ama burada yeni bir alan, yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz. Bu ilerideki uygulamaları da etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bunun dışında hani bu çalışmalarla ilgili eklemek istediğiniz başka detaylar var mı? 10 senedir aslında bu tür yapıları inceliyoruz. Bu benim oldukça heyecanlı olduğum bir konu. Yani benim araştırma grubumda bu sadece bir alt araştırma alanı. Bunun dışında farklı çalışmalara da imza atıyoruz. Fakat burada özellikle beni heyecanlandıran disiplinler arası bir çalışma olması. Burada kimyacılarla, malzeme mühendisleriyle birlikte yürütüyoruz bir projeyi. Normalde tek başıma benim yapamayacağım bir ara bu tür şey yapıları yapamayacağım gibi bunları hayal bile edemezdim. Fakat burada kimyacı bir arkadaşın bunları yapabilmesi ve onlar da tabii şey bilmiyorlar hani bunu yapıyorlar ama bize genellikle gelip yani biz böyle bir şey yapabiliyoruz fakat hani bu ne işimize yarar? Orada da biz devreye giriyoruz. Orada işte biz onun modellemesini yapıyoruz, optik modellemesini ve onları belirli bir alana kanalize ediyoruz. İşte şuradan değişik bir özellik çıkabilir. Dolayısıyla burada birbiriyle farklı disiplinlerin konuştuğu ve birbirini tamamladığı, birbiriyle yarışmadan hani birbirinin üstüne koyarak kolektif bir hani bilgi, kolektif bir bilinç oluşturduğu oldukça faydalı bir alan benim açımdan. Kimya ile ilgili çok şey öğrendim. Malzeme bilimiyle ilgili çok şey öğrendim. Buradaki aslında bahsettiğim çalışmalardaki üretimi biz yapmıyoruz. Dediğim gibi ben daha çok optik özelliklerini modelliyoruz ve onların ölçümünü yapıyoruz. Ama o kadar çok şey öğrendik ki burada aslında bu da bize bu alanı şekillendirme özellikle optik yani benim ilgilendiğim alan optik olduğu için o alanda hani bu malzemeleri nasıl bir şekilde hayata sunabiliriz, insanların katkısında sunabiliriz. Bunlar üzerine kafa yoruyoruz ve bu aslında oldukça faydalı bir pratik oluyor bizim açımızdan da farklı alanlarla konuşabilmek. Ve dediğim gibi bu aslında şu anda biz belli bir noktaya geldik ama burada durmayacağız. Şu an bu proje 5 yıllığına yenilendi. 10 yıldır üzerine çalışıyorduk. Bir 5 yıl daha bunu bir sonraki seviyeye aktarabilmek için geliştirdiğimiz malzemeleri farklı farklı özelliklerini inceleyeceğiz. Farklı farklı malzemeleri bir araya getireceğiz. Şu anda bahsettiğimiz genelde hep altın nano parçacıklarıydı. Daha farklı nano parçacıkları eklemleyerek daha da farklı optik özellikler meydana getirebiliriz. Bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani aslında kat edilecek çok yol var. Daha yolun başındayız diyebilirim. 10 yıl aslında kısa bir süre şey açısından, teknolojinin geliştirilmesi açısından. Ama bir yandan da nanoteknoloji üzerinde alanındaki çalışmalar, oradaki teknolojiler de hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani belki bundan 100 sene önce 10 senede çok bir şey kat edilemiyordu ama o eksponansiyel olarak dediğimiz bir gelişme olduğu için her şey eksponansiyel olarak yani oldukça katlanır bir şekilde arttığı için biz de bu önümüzdeki 10 senenin arkamızda bıraktığımız 10 seneden daha hızlı, daha farklı bir şekilde, daha verimli bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz.